Bu videoda mortgage kredisinin matematiğini inceleyeceğiz. Evet, mortgage kredisi. İşin finans kısmına pek fazla girmeyeceğiz. Daha çok matematiğine yoğunlaşacağız ve en azından benim aklımı uzun süredir meşgul eden çok temel bir soruya birlikte cevap arayacağız. Şimdi ev almak için bu kredileri çekiyoruz. Çekiyoruz da diyelim ki 200 bin liralık bir mortgage kredisi kullanıyorsunuz evi ipotek gösteriyorsunuz. Krediyi 30 yıl boyunca geri ödeyeceksiniz. Başka bir deyişle 360 ay boyunca. Çünkü normalde ödemeler ayda bir yapılır öyle değil mi? Ayrıca faizler de aylık olarak birleşir. Diyelim ki aylık %0,5'miş faizimiz değil mi? Normalde böyle bir kredi çekeceğiniz zaman mortgage komisyoncusu veya bankacı bir tabloya Değil mi? Bir tabloya bakar veya artık bir bilgisayar programına bir takım sayılar girer ve der ki ayda 1200 lira geri ödemeniz var. Bu 1200 lirayı 360 ay boyunca her ay öderseniz 360 ayın sonunda 200 bin liralık ana parayı artı tahakkuk eden faizin tamamını ödemiş olacaksınız. Ama bu 1200 lira sonucuna ulaşmak o kadar da kolay olmamalı değil mi? Eee mortgage'in gerçekte nasıl işlediğine dair şimdi bir örnek verelim. Evet, şimdi sıfırıncı gün. 200 bin lira borcunuz var. 200 bin lira kredi çektiniz çünkü ve henüz hiçbir mortgage ödemesi yapmadınız. İlk ödemenizi bir ay sonra yapacaksınız değil mi? Bu miktara %0,5'lik bileşik faiz uygulanacak. Ondalık olarak yazarsak 0,005 oluyor değil mi bu da? Tamam. O halde birinci ayın sonunda bu miktar 200 bin lira çarpı 1 artı 0,005 haline geliyor. 200 bin çarpı 1,005. Sonra ilk 1200 lirayı ödüyorsunuz. Eksi 1200. Tamam. Bir sonraki ay kalan borcunuza %05'lik bir bileşik faiz daha uygulanıyor. Çarpı 1,005 ve o ay bir ödeme daha yapıyorsunuz. Eksi 1200 lira. Bu işlem 360 kez tekrarlanıyor. Şöyle söyleyeyim. Sonuçta upuzun tren gibi bir ifade ortaya çıkacak değil mi? Buraya 360 tane parantez geliyor ve en sonunda tüm ifade sıfıra eşitleniyor. Çünkü son ödemenizi yaptığınızda evin kredi borcunu kapatmış oluyorsunuz. Ama en başta bu ödeme tutarını nasıl belirliyorlar? Hala soru aynı. Hadi bu aylık ödeme miktarına P diyelim. Bu miktarı bulmak için matematiksel bir yol var mı? Bu soruyu cevaplamak için biraz soyut düşünelim. Kredi miktarı L olsun. Evet kredi miktarı L. Aylık faize de i diyelim. Aylık faizimiz i. N de ay sayısı olsun. Evet, ödeme yapacağımız ay sayısı ne? Aylık ödeme miktarımıza P demiştik zaten. Evet, P aylık mortgage ödememiz. Bunun bir kısmı faiz, bir kısmı ana para. Ama 360 ay boyunca ödeyeceğiniz aylık tutar sabit. Evet, aylık ödeme. Buraya yazdığım ifadenin aynısını soyut terimlerle bir kez daha yazalım. Kredi tutarı L. Buna birinci ayın sonunda 1 artı i'lik bir bileşik faiz uygulanıyor değil mi? O yüzden 1 artı i ile çarpıyoruz. Bu örnekte i 0,005'ti. Sonra P tutarındaki aylık ödemenizi yapıyorsunuz. Eksi P. Birinci ayın sonunda durum bu. Ama tabii ki borcunuz daha bitmedi bir sonraki ay buna da bileşik faiz biniyor. Sonra P tutarında bir ödeme daha yapıyorsunuz ve bu işlem 360 ke pardon N kere tekrarlanıyor değil mi? Evet soyut düşünüyorduk 360 değil N kere evet şöyle özetleyebiliriz aslında burada N tane parantez var bu işlemi N kez tekrarlayınca tüm ifade sıfıra eşit oluyor. Bu videoyu yapma amacım olan soru şu. P'yi nasıl hesaplarız? Kredi tutarını biliyoruz. Aylık faizi biliyoruz. Ay sayısını biliyoruz. P'yi nasıl buluruz? Çözümü kolay bir cebirsel denklem gibi durmuyor. Biraz yer açalım. Bakalım bu ifadeyi genel bir ifade haline getirebilecek miyiz? N'nin 1'e eşit olduğu durumla başlayalım. N 1'e eşitse durum şöyle olur kredi tutarını alıyoruz, aylık bileşik faizi uyguluyoruz, 1 artı i ve siz o ayki ödemenizi yapıyorsunuz. Ve mortgage'in vadesi 1 ay olsaydı ifade böyle olacaktı. Yani ilk ödemeyi yaptınız, borcunuzu kapattınız. Keşke böyle olsa. Neyse, p'yi karşı tarafa atarsak, p eşittir l çarpı 1 artı I. Her iki tarafı 1 artı i'ye bölersek eşitlik şuna dönüşür. P bölü 1 artı i eşittir l. Şimdi diyeceksiniz ki P'yi buldun zaten daha neyini zorluyorsun? Bunu yapmamın nedeni az sonra oluşacak düzeni size göstermek. Bakalım n 2'ye eşitken neler oluyor? n eşittir 2. Yine kredi tutarıyla başlayalım. Bir aylık bileşik faizi uygulayalım. Sonra siz ödemenizi yapın. Hala bir miktar borcunuz var. Ona da bir aylık bileşik faiz uygulanıyor. Sonra ikinci ödemenizi yapıyorsunuz değil mi? Bunun iki taksitli bir kredi olduğunu varsaydığımıza göre artık borcunuz kalmamış oluyor. Değil mi? Kredi borcunuzu kapatmış oluyorsunuz. Ana para ve faizin tamamını ödediniz. Şimdi P'yi bulalım. P'leri farklı renkli yazayım. Evet. Her iki tarafı P ile toplayıp tarafların yerlerini değiştiriyorum. Buradaki yeşil P ifadenin geri kalanına eşit olacak. Eşittir L çarpı 1 artı i eksi pembe P. 2 P de aynı aslında sadece ve ayrım olsun diye renklendirdim. Evet peki eksi pembe P çarpı 1 artı i her iki tarafı 1 artı i'ye bölersek P bölü 1 artı i eşittir L çarpı 1 artı i eksi pembe P pembe p'yi eşitliğin karşı tarafına atalım. Pembe p artı p bölü 1 artı i eşittir. L çarpı 1 artı i. Her iki tarafı 1 artı i'ye bölüyoruz. Pembe p bölü 1 artı i artı yeşil p. P'ler aynı aslında bir kez daha söyleyeyim. Bunun paydasında zaten 1 artı i var. Bir kez daha 1 artı i'ye bölüyoruz. Yeşil p bölü 1 artı i'nin karesi eşittir kredi tutarı. Bakın garip bir şeyler oluyor. Bu durumda ödeme tutarını alıp 1 artı aylık faiz oranına böldüğümüzde kredi tutarına ulaşıyoruz. Burada ise ödeme tutarını 1 artı aylık faiz oranının karesine bölüyoruz. Yani aslında ödemelerin şimdiki değerini alıyoruz ve o da kredi tutarına eşit oluyor. C1 alıştırması yapmak istiyorsanız bu ifadenin sağlamasını yapabilirsiniz. E n'in 3'e eşit olduğu durumu hesaplamayacağım çünkü çok zaman alacak. n eşittir 3 iken denklemde şöyle olacak. l eşittir p bölü 1 artı i artı p bölü 1 artı i'nin karesi artı p bölü 1 artı i'nin küpü. Vaktiniz varsa hesaplayın ve görün derim burada yaptığım işlemlerin aynısını yapacaksınız. Biraz daha karmaşığı ama çok da karmaşık olmayacak merak etmeyin. Değil mi? Bir sürü terimi karşı tarafa atmanız, yalnız bırakmanız falan gerekecek ama çok vaktinizi almaz, dert yok. Sonuçta kredi tutarını ödeme tutarlarının şimdiki değer olarak yazabileceğimizi gösterdiğimi umuyorum. Yani genel olarak şöyle diyebiliriz. Kredi tutarı N'yi genel bir terim olarak yazalım şimdi. Herhangi bir sayıyı eşitlemiyoruz. Kredi tutarı eşittir. P'yi ifadenin dışına çıkarıyorum. Eşittir. P çarpı 1 bölü 1 artı i artı 1 bölü 1 artı i'nin karesi artı en kere tekrar ediyoruz ve artı 1 bölü 1 artı i üzeri n. Tanıdık geldi mi acaba? Evet, bu bir geometrik seri. Bu ifade bir geometrik seri ve sonlu geometrik serileri hesaplamanın çeşitli yolları var. Geometrik seri, evet. Videonun başında da söylediğim gibi, bu bir geometrik seri uygulaması olacak. Eşittir toplam sembolü 1 bölü 1 artı i'nin Farklı bir harf vereyim. c olsun, evet c eşittir 1'den. Birinci kuvvet burası, bunun üstünde 1 varmış gibi düşünebilirsiniz. c eşittir n'e kadar olan toplamına eşit. Evet, bu toplam buna eşit. Acaba şimdi bu toplamı hesaplamanın kolay bir yolu var mı? 360 kez yan yana yazıp toplayacak değiliz herhalde. Siz isterseniz öyle yapın, bir sayıya ulaşırsınız. Sonra o sayıyı L'ye bölerseniz P'yi bulmuş olursunuz ama bunun çok daha kolay bir yolu var. Bakalım neymiş? Şimdi, işlem kolaylığı adına bir değişken değiştirme işi yapacağım ve 1 bölü 1 artı i'ye r diyeceğim. Evet, r eşittir 1 bölü 1 artı i olsun. Ve bu toplamın tamamı s olsun. Evet, bu toplam s'ye eşit. Terimlerin her birini r türünden yazacak olursak, s eşittir ilk terim r üzeri 1. Evet, yazıyorum ikinci terim artı r kare artı r küp. Böyle böyle r üzeri n'e kadar gidiyor değil mi? r üzeri n. Şimdi size küçük bir hile göstereceğim. Ben bu formülü unutup duruyorum. O yüzden geometrik serilerin toplamını bulmak için güzel bir yöntem öğrendim. İsterseniz sonsuz bir geometrik serinin toplamını bulmakta da kullanabilirsiniz ama buradaki seri sonlu bir seri. Evet, s ile r'yi çarpalım. r çarpı s neye eşit? Tüm terimleri r ile çarpacağız değil mi? r üzeri 1 çarpı r, r kare, r kare çarpı r, r küp. Böyle çarpa çarpa gidiyoruz. Burada r üzeri n eksi 1 var aslında. Bunu r ile çarptığımızda r üzeri n edecek. r üzeri n'i r ile çarpınca da r üzeri n artı 1 oluyor öyle değil mi? Bunlar yukarıdaki terimlerin r ile çarpılmış hali. Hepsini aynı üstüler alt alta gelecek şekilde özellikle yazdım. Şimdi bu yeşil satırı mor satırdan çıkaracağız s eksi r çarpı s. Neye eşit olur bakalım. Bu satırı bu satırdan çıkarıyoruz. Evet, r üzeri 1 eksi 0 yine r üzeri 1'dir. Ama sonra r kareler birbirini götürüyor. r küpler birbirini götürüyor ve böylece r üzeri n'e kadar tüm terimler birbirini götürüyor. Geriye sadece bu son terim kalıyor. Güzel numara değil mi? Geriye bir tek r eksi r üzeri n artı 1 kalıyor. Bu tarafı s parantezine alalım. s çarpı 1 eksi r olur. İfadeyi s parantezine aldım sadece eşittir. r üzeri 1 eksi r üzeri n artı 1. Her iki tarafı 1 eksi r'ye bölersek toplam şuna eşit oluyor. r üzeri 1 demeye gerek yok. r eksi r üzeri n artı 1 bölü 1 eksi r. Toplamımız buna eşit yani. R'yi de böyle tanımlamıştık. Şimdi bu çılgın formülü yeniden yazabiliriz. Kredi tutarı eşittir. Aylık ödeme miktarı çarpı bu ifade. Yeşille yazıyorum. Çarpı R eksi R üzeri N artı 1 bölü 1 eksi R. P'yi bulmak istiyorsak denklemin her iki tarafını bu ifadenin tersiyle çarparız. P eşittir kredi miktarı çarpı bunun tersi. Pembeyle yazacağım çünkü tersi bu. 1 eksi R bölü R eksi R üzeri N artı 1 ve R bu ifadeye eşit. İşte bu kadar. Gerçek mortgage ödemesi işte böyle hesaplanıyor. Hadi şimdi bunu uygulayalım. Kredi tutarınız 200 bin lira faiz oranı aylık yaklaşık %0,5'e geliyor. Yani 0,005'e. Aylık faiz oranı bu. Vade 30 yıl. O da 360 ay demek. Bakalım ödeme miktarınız neymiş. Öncelikle R değerini hesaplayalım. Evet R değerini hesaplayalım. Can kurtaran da burada, evet. <laughs> R, 1 bölü 1 artı i'ye eşitti değil mi? 1 bölü 1 artı i yani 0,005. Aylık faiz oranıydı bu, yüzde yarım. Parantezi kapatıyorum, eşittir 0,995. R buna eşitmiş yazayım, 0,995. Evet, bu hesap makinesi değişkenleri hafızasında tutamıyor. Sayıları biraz yuvarlıyorum ama çok da sorun olmayacak. Sonuçta amacım işin mantığını anlatmak. Evet, ödeme miktarımız ne olur? Kredi tutarını yani 200 bin lirayı tamamını yazayım. 1, 2, 3, 0, 200 bin çarpı 1 eksi R yani çarpı 1 eksi 0,995 bölü R yani 0,995 eksi 0,995 üzeri N 360 ay olduğuna göre 360 artı 1 olacak burası üzeri 361. Hu oh, ben şahsen bunu akıldan hesaplayamazdım peki parantezi kapatıyorum ve sonuç evet yaklaşık 1200 lira. Sayıları yuvarlamasaydık bu sayının biraz daha altında bir sonuç bulacaktık ama yaklaşık 1200 lira diyebiliriz yine de. İşte gerçek mortgage ödememizi bu şekilde hesaplıyoruz. P eşittir 1200 lira. Bazı insanların her gün muhatap olduğu bir şeyi hesaplamak için epey karmaşık bir yol ama maksat işin matematiğini öğrenmekti. Böylece artık bu miktara deneysel olarak ulaşmak için çizelgelerle veya elektronik tablolarla uğraşmak zorunda değilsiniz. Kendi tablonuzu kendiniz yaratabilirsiniz.